Romatizmal hastalıklar kemik, kas ve eklemlerde meydana gelen sistemik bir hastalık. Romatizmal hastalıklar tanımının içinde 100'den fazla hastalık var. Sık rastlanan romatizmal hastalıklardan biri olan artrit, örneğin eklemde görülen ağrı, şişlik, kızarıklık ve eklemde fonksiyon kaybını ifade ediyor. Toplumdaki yaygın romatolojik hastalıklara biraz daha yakından bakmak için bu bölümü romatizmal hastalıklara ayırdık efendim. Stüdyomuzda romatizma konusunda bizi bilgilendirmek ve hangi hastanın romatoloji uzmanına gereksinimi olduğuna ışık tutabilmek için Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, romatoloji uzmanı Doçent Doktor Cemal Bes bulunuyor. Efendim sizin de bu konularla ilgili sorularınız olursa bize katılabilirsiniz. 0212 243 71 78'den arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla bizlere mesaj atabilirsiniz. Sayın Bey, sevgili hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi toplumda romatizma denildiğinde aslında herkes tek bir hastalığı düşünüyor ama romatizmal hastalıklar dendiğinde bu bir çatı değil mi? Altında pek çok hastalık barındırıyor. Kesinlikle haklısınız. Aslında romatizma teriminden başlayalım. Yunanca bir laf, akma anlamında ve daha çok eski dönemlerde işte eklem içinde akan kötü bir sıvıdan bahsetmek için kullanılan bir terimdi ama romatizmal hastalıklar deyince çok geniş. Bahsettiğiniz açılışta aslında 100'den fazla hastalık. Gerçekten de öyle. Romatizmal hastalıklar dediğimizde sadece kas eklem hastalıkları algılamamak lazım. Birçok sistemi ilgilendiren hastalıklarımız var. Deri tutulumuyla giden, sinir sistemi tutulumuyla giden, iç organ tutulumuyla, böbrek tutulumuyla, beyin tutulumuyla giden çok farklı hastalıklarımız var ve bu hastalıklar farklı yaşlarda, her yaşta görülebilir. Sadece yaş almış insanların hastalığı olarak bilinir ama öyle değildir, değil mi? Şimdi bir de en çok aslında görülen hastalık osteoartrit dediğimiz ama halk dilindeki ismiyle kireçlenme. Bu yaş almayla ortaya çıkan bir durum. Hakikaten bir hastalık mı yoksa yaş almanın getirdiği bir süreç mi diye baktığımızda birçok insanda fonksiyon kaybına yol açtığı için evet hastalık. Bu iltihaplı olmayan romatizma olarak da anlatabiliriz bunu. Evet, yaşla birlikte mesela 40 yaşından önce gelişmesini pek beklemeyiz ama 70'li 80'li yaşlarda ortaya çıkar. Bu iltihaplı olmayan romatizma türü, kireçlenme. Oysa iltihaplı romatizmalar her yaş grubunda görülür. Örneğin çocukluk yaş grubunda başlayan hastalıklarımız var ve hatta çocukluk yaş grubunun hastalığıdır. Ama erişkin yaşa geldiğinde maalesef bazen tanı konabiliyor ya da büyüdükleri zaman bizim hastamız olabiliyor. Örneğin ailesel Akdeniz ateşi. Bebeklik döneminden itibaren her yaşta başlayabilir. Ama %80 hastada 20 yaşından önce hastalık başlamış oluyor zaten. Peki neden hocam geç tanı konur? Neden size geç gelirler? Kötü taraf şu. Ya bizim sayımız yakın bir zamana kadar zaten çok azdı gerçekten. Şimdi tüm Türkiye'de toplam 350 civarında iç hastalıkları üzerine romatoloji uzmanlığı yapan ya da uzman olan toplam 350 civarında hekimiz. Bu bir. İkincisi etkili. Farkındalıkla ilgili bir sıkıntı var. Evet. Çünkü sadece kas eklem hastalığı zannedilip kas eklem bulguları olmayan hastalar mesela tanı alamıyor maalesef. Hı. Halbuki Türkiye şartlarında demin bahsettim ailesel Akdeniz ateşi dediğimiz hastalık Türkiye'de sık görülen bir hastalık. Çocukluk döneminden itibaren tekrarlayıcı karın ağrısı, ateş atakları olan bir insanda mutlaka akla gelmesi gerekir. Biraz belki eğitim konusunda yani tıp fakültelerinde biraz daha fazla ağırlık vererek anlatılmasında fayda var. Örneğin mesela bir Türk ismiyle bilinen ilk kez bir Türk ismiyle bir Behçet hastalığı, bu toprakların hastalığı. Aslında bu hastalığı tanımak çok zor değil ve böyle karşılıklı oturduğunuz zaman hasta aslında düzgün sorular sorulursa hastalığı size anlatır. Tekrarlayıcı ağız yaraları, tekrarlayıcı genital yaralar, gözde kızarıklıkla gitmesi mesela bacaklarda damar tıkanıklığı olabilir. Yaygın sivilceler beklenmeyen bölgelerde. Mesela bunlar hiçbir teste gerek kalmadan tanınabilecek hastalıklar. Bazı hastalıklar için evet tetkike gerek yok ama romatizmal hastalıkların önemli bir kısmı hastayla iyi bir iletişim, iyi bir sorgulamayla tanınabilir. Bu anlamda hocam romatolog kime denir? Siz başka hangi hastalıklarla uğraşıyorsunuz? Böyle devam edelim mi? Aslında romatolog romatoloji uzmanlığı yapmış. Genellikle tamamına yakın demeyeyim ama %80 civarında %90 civarında hatta iç hastalıkları eğitimini tamamlamış uzmanların 3 yıl süreyle romatoloji uzmanı yaptığı bir branştır romatoloji. Ama onun dışında fizik tedavi uzmanlarının da romatoloji yan dalı var. Ama şu an konuştuğumuz iç hastalık romatoloji uzmanlığı ile ilgili. Bizim ilgilendiğimiz hastalıklar temel romatolojizmal hastalıklar dediğimizde kas eklem evet ama onun dışında damar iltihabı, iç organları etkileyen hastalıklar, nedeni bilinmeyen iltihap yükseklikleri, nedeni bilinmeyen ateş. Yani birçok hastalığın aslında romatizmal bir hastalık olabileceği biliniyor. Özellikle tanı konamamış hastalıklarda biz akla geliriz. İltihabı yüksek, niçin, bir neden bulamıyoruz, bir romatoloji görüşü alalım.
Ateş yüksekliği var, sebebini bulamıyoruz, enfeksiyon yok, bir romatoloji uzmanı. Yani romatoloji uzmanı kas iskelet sistemi dışında birçok sistemi ilgilendiren, multisistemik dediğimiz birçok sistemi etkileyen hastalıklarla ilgilenen bir branştır. Ve bazı hastalıklarımız sadece eklemle ilgili giderken bazı hastalıklarımız hayati tehlike yaratacak kadar ağır gidebilir. Akciğer böbrek tutulumuyla, yani hastanın zamanında tanı konmazsa ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilecek. Mesela vasküit dediğimiz damar iltihabıyla da ilgileniriz. Onun dışında lupus dediğimiz deri tutulumu, böbrek tutulumu, iç organ tutulumuyla giden hastalıklarla da ilgilenebiliriz. Sonuçta bizim ilgilendiğimiz kas eklem dışında birçok sistemi etkileyen hastalık var. Hocam söz konusu romatizmal hastalıklar olursa acaba bunların nedenleri biliniyor mu? Ve tiplere göre toplumumuzda yaygınlığı nedir? Aslında şöyle, romatizmal hastalıklar sık görülen hastalıklar. Osteoartritten bahsettim. Aslında yaş almanın getirdiği bir hastalık. 40'lı 50'li yaşlardan sonra görülmeye başlar. Ve ağırlıklı olarak aslında kadınlarda görülen hastalıklardır romatizmal hastalıklar. Büyük bir çoğunluğu. Bazıların nedeni hakkında bir fikrimiz var ama %100 şuna bağlı diyemeyiz. Burada çok önemli bir faktör genetik. Niçin mesela? Ailevi Akdeniz ateşi dediğimiz hastalık, yine aynı yere geleceğim. Mesela belli bölgelerde daha sık. Demek ki coğrafi olarak belli bölgede yerleşik olan insanlar, belki dışa kapalı insanlar, kız alıp vermişler, dışarı pek açılmamışlar, akrabalık ilişkileri fazla. Mesela İç Anadolu bölgesinde yoğun görülür. Behçet hastalığı keza belli coğrafik bölgelerde yaşayan insanlarda daha fazla. Tek sebep bu mu? Değil. Mesela örnek olarak Türkiye'de sık görülen behçet hastalığı Almanya'daki Türklerde araştırılmış, bir de Almanya'daki Almanlarda. Oradaki mesela Almanya'da yaşayan Türklerde Almanlara göre daha fazla görmüş ama buradaki Türklere göre daha az görmüş. Demek ki genetik önemli bir faktör, ama çevresel faktör önemli ama ikisi bir arada olduğunda bu kolaylaşıyor. Evet. Ama diğer kolaylaştırıcı faktörler var. Mesela bizim en sık görülen romatizmal hastalıkların başında romatoid artrit gelir. El eklemlerini, el bilekleri, ayakları etkileyen. Doğru. 30'lu 40'lı 50'li yaşlarda ve kadında 3 kat daha fazla görülen hastalıkta sigara çok önemli bir kolaylaştırıcı faktör. Sigara içenlerde daha fazla görülüyor, sigara içenlerde daha ağır seyrediyor. Ama onun dışında sonuçta 3 aşağı 5 yukarı en büyük risk faktörü genetik gibi duruyor. Çünkü hastayı sorgularken de çoğu kez diyoruz ki ailenizde, kardeşlerinizde, annenizde, babanızda bu veya benzer hastalık var mı? Örneğin sedef romatizması. Hastada sedef olmayabilir ama ailesinde sedef varsa, belli bir eklem tutulumu varsa aklımıza hemen sedef olmamasına rağmen sizde sedef romatizması var diyebiliyoruz. Niye? Aile hikayesinden dolayı. Genetik çok önemli faktör, çevresel faktörler katkıda bulunuyor ve sigaraya mutlaka akılda tutulması gerekir. Bazı maruziyetler kolaylaştırabilir bazı hastalıklara. Mesela bağ dokusu hastalıklar, silika maruziyeti mesela. Ama iş dönüp dolaşıp genetik olarak yatkın bir kişilik olması lazım. Gerekiyor. Birinci faktör bu o zaman. Evet, öyle görünüyor. Bu konuda sokağa çıktık hocam, mikrofon uzattık. Şimdi söz sırası sizde. Romatizma nedir? Valla romatizma aslında baktığınızda bir kas rahatsızlığı, damara bağlı, bana göre kas rahatsızlığı. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Romatizma ben ayakların ağrımasıdır bence. Yani bir yağmur yağdığı zaman daha çok ağrıyormuş. Eklemlerde olan bir ağrıdır o. Halk dilinde diz ağrısı olarak biliniyor ama bunun şeyi dizde sıvı eksikliğinden kaynaklanıyor. Kemiklerde oluşan deformasyon diye biliyorum. Bende olan bir şey. Tutulumlar oluyor ki bazı yerlerde. Sporla hareket ve işte sıcak su soğuk suyla biraz açıyorum ve açarak geçiriyorum. Benimkisi farklı bir şey. Hocam romatizmal hastalıkların acaba genel, ortak, erken ve önemli bulguları nedir? Kesinlikle önemli bir nokta hastalardan, insanlardan edindiğimiz şey, izlenim şu. Ya benim kaslarım, eklemlerim ağrıyorsa romatizmam var. Halbuki böyle tam böyle karşılığı bu değil. Çünkü biliyoruz ki bir grip olduğunuzda bile yaygın kas eklem ağrınız olabilir ama bu sizin romatizma hastası olduğunuzu göstermez. Ya da cereyanda kaldıysak. Aynı şekilde bir travmaya maruz kaldığınızda yine bir kas eklem hastalığı, kas eklem yakınması yaşayabilirsiniz. Onun dışında birçok farklı kanserde mesela yaygın kemik ağrısı olabilir. Ağrı sanki özdeşleşmiş gibi ama birçok hastamızda ağrı olmaz. Mesela lupus dediğimiz hastalıkta mesela deri bulguları, özellikle güneşe çıktığında deri bulgularının alevlenmesi önemli bir bulgudur. Vasküit dediğimizde deride özellikle purpura dediğimiz cidden hafif kabarık, toplu iğne başı büyüklüğünde bir kanamalarla kendini belli edebiliyor. Yani kas ağrısı, eklem ağrısı eşittir romatizma değil. Peki önemli bir bulgu mu? Gerçekten çok önemli bir bulgu. Buradan biz tanıya gidebilir miyiz? Hangi hastada romatizma düşünmeliyiz? Belki bu kısmı önemli. Evet. İnflamatuar, yani iltihabi ağrı tanımını iyi yapmak lazım. Nedir, nedir mesela bu?
Özellikle yaş grubu seçtiğini bahsetmişti. Her yaşta görülebilir ama evet, belli hastalıkta belli yaş grubunda. Mesela 20-30'lu yaşlarda evet, özellikle sabahları olan, tutuklukla giden ama gün içerisinde unutulan ağrı ya da geçen ağrı varsa, bel ağrısı, ankilozan spondit dediğimiz hastalık hemen aklımıza geliyor. Bel ağrısı. Evet, kesinlikle öyle. En önemli özelliği hareketle birlikte ağrının azalması. Oysa mekanik ağrı, mesela fıtık ağrısında hasta hiçbir zaman şey demez ya, ben işte yürüyünce daha iyi oluyorum demez. Ya da bahsettiğiniz cereyanda kaldığı zaman yürüyünce işkenceye dönüşür. Evet. Bu iltihabi olmayan bir ağrı. Buradan romatizmal olmayan nedenleri düşünmek lazım. Romatizmal hastalıklar biraz sinsidir. Hasta hatırlamaz. 6 aydır var, 6 senedir var. Ama önemli bir özelliği özellikle sabah kötüleşmesi, gece kötüleşmesi, gün içerisinde ağrının unutulması. Diğer mesele sık görülen bir hastamız romatoid artrit. Dedik ki el parmaklarını, evet, el bileklerini etkileyen bir hastalık. Hastaya sorgularken diyoruz ki güzel ağrılarınız var ama ağrılarınız hangi saatlerde daha yoğun? Sabah kalktığınızda mesela kadın değil ağırlıklı bir hastalık olduğunu söylemiştik. İşte kahvaltı hazırlarken, bir yere uzanırken, çeşmeyi açarken, elinizi kullanmak gerekirken bir tutukluk hissediyor musun? Aha, evet doktor bey diyor. Mesela bir saat buluyor kendime gelme. Ancak ısınınca iyi oluyorum. Bu çok önemli bir iltihabi ağrıdır. Şayet genç bir hasta, ağırlıklı da kadın demiştim, el parmak eklemlerinde özellikle sabahları yoğun olan, gün içerisinde azalan bir ağrı varsa hemen romatoid artriti düşünebiliyoruz. Bir de hakikaten böyle ortada bırakan yakınmalarla giden hastalığımız var. Fibromiyalji. Kadınlarda çok çok daha fazla görülüyor. Bunu kolaylaştıracağım faktörler var. Bu iltihabi bir romatizmal hastalık değil ama emin olun iltihabi romatizmal hastalıktan daha kötü bir şekilde insanın hayatını etkileyebiliyor. Nasıl etkiliyor? Nasıl? Mesela? Genellikle bu genç yaşta, orta yaşta kadınlarda görülen bir hastalık. Sabah kötü uyanır ya da uyku problemi vardır. Her tarafı ağrır, halsiz olur, canı hiçbir şey yapmak istemez. Ve zemininde yaşadığı kötü bir olay olabilir. Ya da zemin bir hastalık geçiriyordur. Örneğin meme kanseri tanısı almıştır. Onun yaşattığı stresten dolayı yaygın vücut kemik ağrısı şeklinde kendini belli eder. Hiçbir testte de bir anormallik çıkmaz bu romatizma ile ilgili. Fibromiyalji mesela. Önemli bir hastalıktır ama tanı koymak için hastayı iyi dinlemek lazım. Hı. Temel özelliği dediğim gibi ne iltihabi ağrıya benzer ne mekanik ağrıya ama yaygın vücut ağrısı şeklinde kendini belli eder. Depresyon bunu kolaylaştırır. Ağır iş yükü. Kadınlarda daha çok dedim çünkü biliyorsunuz yani aslında hayatın yükünü büyük oranda omuzlayan kadınlar olduğu için. Doğru. Ve ev kadınlarından çok daha fazla. Meslek gibi sayılmıyor ama hastalarımızın çoğu ev kadını. Çünkü bir şekilde vücudun kendini ifade etme yöntemi biçimi bu olabiliyor bu maalesef. Aslında bu sinyalleri iyi karşılamak lazım değil kesinlikle mi hocam? Kesinlikle. Sinyal yani tepki yani, tepkinin tepki olması iyi bir şeydir. Yani. Çünkü tedavi ancak kesinlikle, o zaman olur. Kesinlikle. Peki hocam öykü önemli dediniz. Size hı-hı, bir hasta geldi, öyküsünü anlattı. Tahmin ettiğiniz bir takım romatizmal hastalıklardan şüpheleniyorsunuz. Evet. Başka hangi tanı ve tetkikleri istiyorsunuz? Şimdi hastanın şimdi 5N1K diye bir program var ama onu atıfta bulmayacağım ama bizde de 5N1K şeklinde bazen sıraladığımız özellikler var. Kim bu? Yaşı önemli. Değil mi bahsettin? 80 yaşındaki bir hastada aklıma gelecek hastalıkla 20 yaşındaki hastada insanda gelecek hastalık aynen çok farklı olabilir. Kadın mı erkek mi? Kim olduğu önemli. Nereli olduğu önemli. İç Anadolu bölgesi demin bahsettim. Bazı hastalıkları daha fazla görülüyor. Yaptığı iş önemli. İşle ilişkili olabilir. Boya işiyle, kimyasallarla uğraşıyordur. Bundan dolayı aklıma bazı hastalıklar gelebilir. Yaş önemli, cinsiyet önemli, nereli olduğu önemli dediğim gibi kim olduğunu öğrendik. Yaşından dolayı bazı hastalıkların daha sık görüldüğünü biliyoruz. Sistemik lupus eritematozus mesela bununla ilgili isim vermekte de sıkıntı olmaz. Hatta transplantasyon yani böbrek nakli olan Selena Gomez var. Çok ünlü olan. Evet. Yani böbrek hastalığı. Nedir bu? Doğurganlık döneminde ki kadınları etkileyen bir hastalık. 15-45 yaş arası. Yani kaç yaşında olduğu önemli. Neyle geldiği önemli. Karşıma işte yüzümde kızarıklıkla geliyorsa mesela lupus hastalığını hemen düşünüyorum. 20-30 yaşlarda belim ağrıyor. En az 3 aydır var. Gece kötü uyuyorum. Gün içerisinde rahatım diyorsa ankilozan spondit geliyor. El parmak eklemleri, el bilekleri etkilenmiş 30'lu 40'lı yaşlarda hemen aklıma romatoid artrit geliyor. Ayak baş parmağı şişmiş kızarmış. Hele kilolu, hele içki içiyor mesela. Beslenmesi iyi. Hemen gut hastalığı aklıma gelir. Özellikle tekrar ediyorsa. Yani kim olduğu, hangi eklemin etkilendiği ya da hangi bulguların olduğu çok önemli. Bacaklarda mesela demin bahsettiğim kızarıklıkla gelmiş. Hemen aklıma bir damar iltihabı gelir. Acaba öncesinde bir enfeksiyon geçirmiş mi? Bir ilaç kullanmış mı? Sonuçta hastanın yaşı, cinsiyeti, nereli olduğu çok kıymetli. Hangi
eklemin etkilendiği, eklem dışında başka bulguların eklenip eklenmediği, bazen ayak baş parmağında ya da ayak bileğinde bir şikayetle gelebilir ama hastalık farklı bir yerde olabilir. Mesela tırnak bulgusuyla gelir, şeyi sorarız, sedefin var mı? Ya doktor bey taktınız sedefe, yok dersiniz. Bir açarsınız göbek çevresinde sedef lezyonlarını görebilirsiniz. Tanı çok farklı. Sedef romatizmasına bağlı mesela tırnak tutulumudur belki. Hmm. Çok farklı yerde olur. Ayak bileği şişmiştir mesela hastanın. Dersiniz ki karın ağrısı var mı? Niye soruyorsunuz de? Ne alakası var? Ben şey için geldim yani dizim şişmiş. Halbuki biliriz ki mesela bağırsak hastalığı bir diz eklemini etkileyebilir. Bir bağırsak hastalığı vardı belki ona bağlı. Ya da Behçet hastasıdır. Her ne kadar dizinde şişlik var, ağzında yara var mı diye soruyoruz. Çünkü Behçet'te eklem tutulumu olabilir. Bunu soruyor. Ya da demin bahsettiğim ailevi Akdeniz ateşi, FMF. FMF genellikle karın ağrısıyla gider ama hasta o an belki bize diz şişliğiyle gelebilir. Yani hadisenin olduğu yere de odaklanmamak lazım. Evet. Multidisipliner bir şekilde iyi bir hikaye almak lazım. Herhalde anladığım kadarıyla siz romatologların çok yönlü düşünüyor olması. Kesinlikle çok yönlü düşünmeli. Ve hastaya çok zaman ayırması lazım. Kesinlikle çünkü dediğim gibi hadise o sıkıntının olduğu yerin çok uzandı olabilir. Peki hocam şimdi acaba romatizma tamamen şifa bulunabilen bir hastalık mıdır? Aslında, yoksa diyabet, evet, tansiyon gibi aslında kontrol altında tutulması iyi olan bir hastalık şimdi mıdır? Şunu kabul etmek lazım. Romatizmal hastalıklar genellikle kronikleşen yani süregen hastalıklar. Doğru. Ama şunu da söylemekte yarar görüyorum. Ben de o şanslı gruptayım. 2000 yılından sonra gerçekten mucizevi şekilde romatizmayı artık kontrol altına alan ilaçlarımız var. Türkiye'de romatoloji uzmanları çok iyi yetişiyor. Yani şu an mesela Türkiye'de verilmeyecek bir ilaç dünyada kullanılıp çok çok azdır. Gerçekten bu konuda da devletimizin olumlu şeylerini söylemekte fayda var. Hiçbir ilaçla ilgili neredeyse sıkıntı yaşayamayacak düzeydeyiz. Yani Amerika'da verilen tedavinin aynısı burada verilebiliyor. Gelişmeler çok yakından izlenebiliyor. Eskiden bu hastalıkla yaşayacaksın denirken 2000'li yıllardan sonra düşünebiliyor musunuz? 2000'li yıllardan önce 30 yaşında bir hasta ankilozan sponditi var. Ankilozan spondit dediğimiz böyle öne doğru eğiklikle giden. Evet. Mesela Ahmet Mete Şikara, Suna Pekusal, evet, kötü örneklerdi. Yani kötü seyreden hastalıklardır. Hastalara bu hastalıkla yaşayacaksın, bir de arada ağrın oldukça da ağrı kesici kullanacaksın derken şu an mesela çok farklı şeylerden bahsediyoruz. Çünkü teknoloji gelişti. Çok çok etkili ilaçlar gelişti ve artık remisyon diye bir laf kullanıyoruz. Remisyon. Hastaya şöyle açıklıyoruz. Diyoruz ki senin adın ne? Fatma. Bak sen her yerde benim adım Fatma diyor musun? Demiyorsun. Ama adın sorulduğu zaman Fatma ismin aklına geliyor. Ben de diyorum ki hastalığını sanki ismini kullanmak ihtiyacı hissetmeyeceğin şekilde uyutacak şekilde bir hale getirmek hedefimiz. Zaten bu hastalık yok olmuş olmamış bence çok kıymetli değil. Hastalık yok olmuyor ama yokmuş gibi bir iyilik hali oluyor. Remisyon dediğimizde hastanın artık hastalıktan muzdarip olmadığı bir şeyden bahsediyor. Yani bu bazen ilaçla. Hayat kalitesinin yükselmiş olması demek bu. Nasıl? Hayat kalitesi yükselmiş. Kesinlikle. Ve yani, şikayetlerinden kurtulmuş. Aynen olması. Öyle. Hastalık aklınıza gelmiyor. Sadece şikayetiniz olunca aklınıza gelecek şekilde olması lazım. Bunu bazen ilaçla, çoğu kez ilaçla belki sağlıyoruz. Bazen bir grup hastada erken tanı konduğunda da ilaçsız bunu zikredebiliyoruz. Diyorsunuz ki 6 aydır şikayetleriniz var. Umuyorum ki %20 olasılık bile olsa ilerleyen dönem şu ağır ilaçları kullanacağız ama ilerleyen dönemde belki ilaçsız bir iyilik haliniz olabilecek. Yani artık bir remisyon yani tam iyilik hali elde etmemiz mümkün. Yok oluyor mu? Çoğu hastalık yok olmuyor ama yokmuş gibi bir iyilik hali sağlayabiliyoruz. Birçok hastalık için söyleyebilirim. Şimdi genel yaşam kalitesinden de bahsedelim hocam. Hı-hı. Nasıl yaşamalı romatizmal hastalığa sahip bir insan? Önce sokağa gidelim, sokağın sesini dinleyelim, ardından sizdeyiz. Sizce hava değişiminin romatizmaya bir etkisi var mı? Bence yok. Yani zaten bir hastalık bu. Yani hava değişimiyle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Olması lazım. Çünkü havalar soğuduğu zaman bir ağrısı oluyor. Zannetmiyorum ben yani. Kesinlikle vardır. Şimdi ben İstanbul'dayım mesela. Doğmadım. İstanbul'da ikame ediyorum. Ama şimdi Karadeniz'e gittiğimde bu etkiler. Benimki o cinsten zaten. 2 gün önceden alıyorum. Bence var nem özellikle. Onun çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Hocam Balıkesir'den bir izleyicimizin size sorusu var. Hemen Emre Bey'e dönelim. Günaydın diyelim. Günaydın Emre Bey. Merhabalar, merhaba. Günaydın. Geçmiş olsun. Buyurun dinleyelim sorunuzu. Ben motor bisiklet kullanıcısıyım. Nasıl diyeyim size? Şimdi motora bindiğim zaman herhalde büyük ihtimal terletiyoruz. Oradan da sürekli olaraktan üşütme yapıyoruz. Fakat şimdi doktora gittim ben bu konuda. Doktor, beyin cerrahına yönlendirildim. Beyin cerrahı doktorumuzun bana vermiş olduğu yani tekste sizin fıtığınız olduğunu belirtti. Fakat
fıtık olarak da bana vermiş olduğu ilaçlar uyuşturuyordu. Yani bir güzel, çok rahatsınız artık, böyle vücutta bir uyuşma gibi rahat hareket ediyorsunuz. Fakat ben normalde ağır işlerde çalışıyorum. Bu beni etkilemiyor. Fıtık olsa diyorum ben, hani bu kadar etkilemez. Etkilemesi gerekiyor normalde ağır şartlarda. Fakat etkilemiyor. Şimdi hocamıza şunu sormak istiyorum ben. Şimdi ben motorda mı üşütüyorum, yoksa bende fıtık mı var, ya da üşütmeye dayalı ya da romatizmal bir hastalığı mı var ama benim belimde. Bazen de sol dizimde var. Sol dizimi tetikliyor. Şimdi açık konuşayım size doktor bey. Şimdi şöyle hocam, nasıl diyeyim size? İlişkide problem yaşamıyorum. Mesela fıtıkta bu ilişki sorundur. Ya da strese bağlı bir rahatsızlık olabilir. Ama bunlarda hiçbir şekilde bir problem yaşamıyorum. Ne olabilir hocam? Evet, şimdi demin de bahsettim aslında, hastayı sorgularken ağrının karakteri çok önemli. Şimdi bel ağrısı dediğimiz, genel ömrünün bir döneminde bel ağrısı yaşamayanımız yoktur neredeyse. Ama ömrümüzün her dönemde yaşadığımız bel ağrısından dolayı romatizma hastası olmuyoruz. Yani 10 kişiden çevirin sokaktan 9'unda, belki hepsinde bir dönem, ben siz dahil, bir dönem bel ağrısı yaşamışızdır. Bel ağrının karakteri önemli. Harekette bahsetmiştim, tekrar vurgulamakta fayda var. Eğer hareketle artıyorsa, hareket etmeye müsaade etmiyorsa, kısa süre içerisinde gelişmişse, bacakta uyuşma, karıncalanma yol açmışsa, bunu fıtık ya da mekanik kökenli olma ihtimali çok yüksek. Çoğu aslında bel ağrısının nedeni genellikle üşütmeye bağlı, travmaya bağlı ya da işte yanlış pozisyonda uyumaya bağlı gelişebiliyor. Az bir kısmının nedeni, özellikle inflamatuar dediğimiz iltihabi bel ağrısı türünden bahsediyorum, romatizmaya bağlı. Bunların özelliğini sinsi demiştim. Sinsilikte şunu kastediyorum. Yani hastaya sorduğunuzda zamanı hatırlamaz. Yani 3 ay mı olmuş, 6 ay. Çünkü çok keskin bir ağrı değildir. Oysa fıtık ağrısında ya da beyefendinin anlattığı gibi mesela diyor ki motorda özellikle belli şeyleri yaptığım zaman artıyor. Ağrıyor. Bunun mekanik olma ihtimali daha yüksek. Ama dizim de ağrıyor dediği için şunu özellikle vurgulamakta fayda var. Sabah kalktığında ağrısı yoğun mu? Gün içerisinde hareketle birlikte ağrısı azalıyor mu? Eğer böyle bir şikayeti varsa bunun iltihabi ağrı olma ihtimali çok yüksek. İltihabi ağrı olarak kabul ederiz. O zaman romatizmal hastalık aklımıza geliyor. Yok, ben hareket ettiğimde, motora şu şekilde bindiğimde ya da işte indiğimde ya da şu hareket yaptığımda daha fazla oluyor diyorsa, bu mekanik karakter daha. Yani ağrının vasfı bize fikir verir. Hareketle artan ağrı mekanik ağrı, hareketle azalan, hatta hastanın kendini hissettiği ağrı ise iltihabi ağrı. Yani romatizmal bir ağrı olabilir. Eğer 3 ayı geçen ve sabah tutukluyla giden bir ağrısı varsa mutlaka bir romatoloji uzmanına görünüp en azından bir kalça grafisi çektirmek lazım. Şimdi hocam Emre Bey'e geçmiş olsun diyelim değil mi? Aynen. Bir romatizm uzmanına gitmesinde fayda var. Çünkü bazen hasta derdini ifade ettiğini düşünebilir ama yüz yüze geldiğimizde farklı sorularla belki ha ya aslında böyleymiş diyebilir. Onun için gözükmesinde fayda var. Evet. Genç yaşta bir insanda bel ağrısı varsa, hele uzamış 3 ay geçmiş bel ağrısı ise, bir romatoloğun görmesinde fayda var. Niye çeksin ki bu durumu, çaresi çözümü varken. Şimdi hocam son 1-2-3 dakikamız kaldı. Romatizma hastası izleyicilerimize yaşam önerileri verin istiyorum. Evet. Soğuk sıcak tedavilerden hangisi önerilir? Tamam. Özellikle kuma gömme hali vardır. Bu iyi mi gelir? Kaplıcalar önerilir mi? Güzel. Bitir. Aslında demin sokak röportajlarında hastalara şey soruluyor, işte hava değişiminden etkileniyor. Kesinlikle etkileniyor hastalar. Evet. Mesela İskandinav ülkelerinde romatoid artrit dediğimiz hastalık daha ağır seyirli. Çünkü güneş ışınlarından çok fazla yararlanmıyorlar. Oldukça soğuk bir hava. Yani soğuk hava genellikle iltihabi romatizmal hastalıkları olumsuz etkiler. Ani sıcaklık artışı ya da azalması, mesela bahara girerken ya da kışa girerken, kıştan çıkarken, yani ani ısı yükselmeleri ve düşüşleri o dönemlerde hastanın şikayetleri artar. Bunu kabul etmek lazım. Bu önemli bir nokta. Yaşam değişikliğine gelince, bir, sigaradan bahsetmiştim. Çok önemli. Mutlaka bırakmaları lazım. İki, kilo önemli bir problem. Kiloluysa mutlaka bu kilosunu vermesi lazım. Aksi halde bazı sıkıntılarından kurtulma ihtimali yok. Örneğin dizde kireçlenmesi olan, ayak bileğinde kireçlenmesi olan hastada kilo vermediği zaman istediğiniz tedavi uygulayın, yarar görmez. Kaplıca tedavisinden bahsettiniz. Eğer iltihaplı bir eklem romatizmanız varsa ve hele aktifse, kaplıca tedavisi sizi daha kötü edecektir. Kaplıca tedavisi kimlere uygulanır? Osteoartrit dediğimiz kireçlenmeyle giden hastalıklara. Onun dışında denize girebilir mi iltihap? Çok rahat girebilir. Ama sıcak suyu kesinlikle iltihaplı eklem romatizması olan, hele hastalığı aktif hastalara tavsiye etmeyiz. Ama kireçlenmesi varsa kaplıcadan, işte sıcak sulardan yarar görebilir.
iltihabi olanlarda ise kesinlikle kaplıca tedavisi önermeyiz. Kuma gömme, işte denize girme, suya girme, bununla ilgili özel bir şey var mı? Yok. Mesela lupus hastası bahsetmiştim, doğurganlık dönemindeki hastalardan bahsetmiştim, deri bulgularıyla giden. Bu hastalara da özellikle yaz döneminde yüksek faktörlü koruma faktörü sürmeden çıkmayın ve uzun süre güneşin güneşte altında kalmayın diye uyarmak durumdayız. Hı. Aksi halde o lezyonlar fotosensite dediğimiz güneş ışınlarıyla birlikte agresif bir şekilde ilerler, kötüleşebilir. Güneşin altında çok kalmamalarını tavsiye ederiz. Çok değerli bilgilerdi sevgili hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza eyvallah, sağlık. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Efendim, romatizmayı konuştuk. Çeşitlerini, türlerini, tanılarını ve tedavi yöntemlerini bize romatoloji uzmanı doçent doktor Cemal Bes anlattı. Hiçbir yere ayrılmayın, biz buradayız.